Sivasspor galibiyeti sonrası konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, galibiyetten dolayı oyuncularımızı kutluyoruz dedi. Tabii önce galibiyetten dolayı oyuncularımızı kutluyoruz. İyi bir maç oldu diye düşünüyorum. Belki oyunun ikinci yarısında rakibimizin üstünlüğü, bizim sadece defans yapmamız veya uzatma dakikalarında vakti de iyi kullanarak oyunu soğutmamız Sivaslı kardeşlerimizi belki oyuncu arkadaşları, teknik heyeti kızdırmış olabilir ama Rıza Hoca da maçtan sonra geldi. Ona da ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Çok centilmen bir adam, iyi bir hoca, iyi bir karakter. Teşekkür etti. Ben de ona teşekkür ettim. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hani ilk devre oyunun hakimi biziz normalde skor açısından. Ama ikinci yarı için biraz daha farklı oldu. Çünkü Fenerbahçe maçında 90. dakika 2-1 galibiz, 96 3-2 mağlubuz. Bu takım üzerinde inanılmaz derecede etki yaptı. Ve bugün galip olduğumuz dakikalarda topa rahat sahip olup öne doğru, hücuma doğru veya topu pas yaparak kullanabilirdik. O maçtan kalan... Karaman, galibiyetten dolayı oyuncularımızı kutluyoruz. İyi bir maç oldu diye düşünüyorum. Belki oyunun ikinci yarısında rakibimizin üstünlüğü bizim sadece defans yapmamız veya uzatma dakikalarında vakti de iyi kullanarak oyunu soğutmamız Sivaslı kardeşlerimizi, oyuncu arkadaşları ve teknik heyeti kızdırmış olabilir. Ama Rıza Hoca iyi bir adam, iyi bir karakter. Bana teşekkür etti, ben de ona teşekkür ettim diye konuştu. Çünkü biz teknik adamlara bu sorular spontan soruluyor. Geçmişten deneyimimiz var. 5 artı 2, 4 artı 2, tribün vesaire falan. Bence onlar çok... Artı 2'lerin hepsine karşı çıkıyorum. Artı 2 olan her şeye karşı çıkıyorum. Kulübeyi bozuyor, teknik adamı bozuyor, taktiksel değişikliği bozuyor. Yabancı çıkarıp yabancı sokmak zorunda kalıyorsunuz. Ama genelde bir düşünüldüğünde kaç yabancıyla kulüpler devam edebilsin? Bunu geri plana baktığında 3-4 sene sözleşmesi olan kulüplerimiz var. Bir sürü para vermişler yabancılara. Yani işin ehli olan insanların bir araya gelip bir fikir yapması gerekiyor. Benim şahsi kanaatim iyi olan, takımı geliştirecek, takıma katkı yapacak, takım karakterini yükseltecek yabancıların olması gerekiyor. Gelişmeyi sağlayacak. Ama...